Sonra orada da bitmiyor. Üçüncü basamağa çıkman gerekiyor. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Üçüncü basamak ne? İhlasa ereceksin. İhlas. Ameli Allah'a has kılmak. Ben bu ibadeti Rabbimin rızasından başka hiçbir şey için yapmıyorum. Şu anda bunu dilim söyledi. İki, aklım bunu tasdik etmeli. Gerçekten de mantıki bir çerçevede bunu değerlendirmeli. Ve Allah benden razı olsa zaten istediğim her şeyi elde edeceğim demeli. Üç, kalbim de buna yakinen inanmalı. Dil, akıl ve kalp birleştiği zaman ne oluyor? İhlas oluyor. İhlası tarif eden bir zatın açıklamasını konuşalım, hem kapatalım kardeşler. Bakın. Abdullah el-Herevi Hazretleri, çok hoşuma gitti ihlas tarifi, çok beğendim, getirdim. İhlas, ameli bütün karışımlardan arındırmaktır. Bunun üç derecesi vardır. Birincisi, amelden ameli beğenmeyi ve arzuyu çıkartmaktır. Birinci derece şu, amelinden, yaptığın fiilden namazı kıldın mı? Gece kalktın ve teheccüd namazı kıldın. Şimdi ihlas elde etmek istiyorsan, amelinden amelini beğenmeyi çıkartacaksın. Bir, ben bu teheccüdü iyi kılamadım diyeceksin. İki, arzuyu çıkartacaksın. Ben bu teheccüdü kıldım, dünyalık olan şu işimi yerine getirmek için. Allah bu işimi bana versin diye. Amelinden arzuyu çıkart. Amelinden Allah'tan başka bütün gayeleri çıkart. Bu ihlasın birinci kısmı. İkincisi, amelini müşahededen kaçınmak ve amelini başarılı görmekten kurtulmaktır. Ben gece teheccüd kıldım. Derviş geliyor diye derviş kardeşlere. Diyor ki ya gece bir teheccüd kıldım, bir namaz kıldım. Gece bir namaz kıldım. Yok böyle bir şey ya. Bir haz aldım, bir zevk aldım. Ayaklarım yerden kesildi be. Recep de ağzı açık bakıyor ya kardeş, tamam da bana niye anlatıyorsun ya? Yatsı değil bu, akşam değil bu. Niye teheccüd namazını anlatıyorsun? Bunu gizlemen lazım. Ama adam amelini müşahede ediyor. İhlas vermek istiyorsan müşahededen kaçınacaksın. Ben gece kılmadım diyeceksin. Sırrı-i Sekati Hazretleri de Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Hazreti Cüneyd, Sırrı-i Sekati Hazretleri'nin torunudur. Hem de talebesidir. Gece teheccüde kalkıyorlar. Evlerinin damından diğer evlere bakıyorlar ki mum yanmıyor hiçbir evde. Hiç kimse teheccüde kalkmamış. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diyor ki, ey dedeciğim diyor, keşke diyor bu gafil insanlar da bizim gibi teheccüde kalksaydı. Ne yaptı şimdi? Daha çocuk, daha velayetin mertebelerine erişmemiş ama bir söz söyledi. Amelini müşahede etti, amelini yüceltti. Biz teheccüde kalktık, şu anda hakikaten iyi bir derecedeyiz. Keşke bunlar da bizim gibi teheccüde kalksaydı. Dedesi ne diyor? Ey evladım, keşke sen de bütün gece uyusaydın da şu kibirli hali yapmasaydın. Şu kibirli sözü ortaya koymasaydın. Bütün amelini kaybettin. İhlasın ikinci kısmı, amelini beğenmeyeceksin. Müşahede etmeyeceksin. Ben bu işi yapmadım. Yapamıyorum, beceremiyorum. Her şeyim eksik. Bunu söyleyeceksin. Üçüncüsü, Allah'ın kulun basiretini nurlandırdığı tevfik nuruna sığınmaktır. Bu nurun aydınlığında amelin Allah'ın cömertliğinden meydana geldiği görülür. Bir amel yaptın mı? Bu ameli bana kim yaptırdı? Allah yaptırdı. Nurunu bana sevk etti, bana gönderdi. Ve bana bu ameli işlemeyi kolaylaştırdı. Ben bu akşam burada sohbete geldim mi? Bir saattir sohbet dinliyorum. Nefsim rahatsız ama ruhum, kalbim ve aklım mutmain. Ama nefsim devamlı kalkmak istiyor. Muhalefet ettim. Allah rızası için buraya geldim. Sadece Allah rızası için. Peki bunu ben mi yaptım? İhlası elde etmek istiyorsan ben yaptım demeyeceksin. Allah bana nurunu ulaştırdı ve beni buraya sürükledi. Rabbime hamdolsun. Kur'an cennete giren Müslümanların bir sözünü söyler. Nedir o? Allah bize cenneti lütfetti. Allah bize cenneti lütfetti. Ona hamdolsun. Bakın biz cenneti kazandık demiyor. Cennete giren Müslümanlar biz cenneti çalışmamızla kazandık demiyor. Allah bize cenneti lütfetti diyor. O vermezse sen istediğin kadar çalış. İstediğin kadar gayret göster. Muhammed Aleyhisselam ihlas hakkında bir hadis buyurdu. Allah'ın peygamberi şöyle dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim 40 gün boyunca sabah namazına sadece Allah rızası için ihlasla kalkarsa,
40 gün. Allah onun kalbinden diline hikmet pınarları akıtır. Ey İslam'ı tebliğ etmede zayıf olduğunu düşünen kardeşim. Ey özgüvenini yitirmiş olan Müslüman kardeşim. Hikmet pınarları aksın ister misin kalbinden diline? İstiyor musun bunu? İstiyorsan 40 sabah boyunca sabah namazını cemaatle kıl. Ama bunu yaparken Allah rızası için yap. Kalbinden diline hikmet pınarları, ilim aksın diye yapma. Sahabe-i kiram geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Ey Allah Resulü, ben dediğini yaptım. Ama bende hiçbir hal değişikliği olmadı. Kalbimden dilime hikmet pınarları akmadı dedi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Sen ilim sahibi olmak için onu yapmışsın. Allah rızası için ihlasla yapacaksın. Beklentisiz. İhlasın bir ölçüsü neydi? Amelden beklentiyi ve arzuyu çekip almak. Bir amel yapıyorsan hiçbir şey beklemeyeceksin. Hiçbir beklentide olmayacaksın. Allah-u Teala Hazretleri yaptığımız amelleri gözümüzde küçültsün. Zerre kadar küçültsün. Ben hiçbir şey yapamıyorum diyelim. Bunu demeyi başaralım. Allah bize nasip etsin. Amin.